Merhabalar. Bir başka Futbol Manager 22 videosuyla yine karşınızdayım efendim. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu video taktik videosu ve son zamanlarda Futbol Manager 22 taktik dendiği zaman gerçekten biraz mesai yapıyorum bu konu hakkında. Futbol Manager çünkü taktik anlamda Futbol Manager oyuncularını gerçekten zorlayan bir oyun olmuş. Diğer oyunlara nazaran daha zor. Yani bir taktiği alıp da sene boyunca veya 5-6 sezon kullanmanız gerçekten çok zor. Taktiğiniz çözülüyor. Taktiğiniz çözüldüğü zaman da başarısızlıklar arka arkaya geliyor. Neyse, videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanala abone değilseniz abone olun. Ve videolarımı beğeniyorsanız eğer beğen butonuna basmayı da unutmayın diyelim. Ve taktiğimize geçelim arkadaşlar. Ben size formattan bahsedeyim. Benim daha önce taktik videolarımı seyretmeyen bir kişiyseniz şöyle küçük böyle giriş yapacağım. Ben taktik videolarını arkadaşlar şöyle 5 tane takım alırım, tamam mı? 3 takım bizim 3 büyüklerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Messi ve Ronaldo'nun takımı. Bunları alırım. Neden? Çünkü Messi ve Ronaldo artık yaşları yavaş yavaş geçiyor. Bari oyunda ne yapabiliyorlar onlara bakalım diye alıyorum. Şimdi arkadaşlar Paris'ten başlayalım. Taktik nasıl bir taktik? Paris üzerinden size anlatayım ben bunu. Direkt taktiğe geliyorum şöyle. Taktiğimiz arkadaşlar 4-3-3 ya da 4-3-2-1. İki tane 10 numara hücumla oynuyorum. Yani 10 numara hücum gibi oldu da hani buradaki şey ne ters ayaklı kanat ne şey ofansif oyun kurucu ne Ram yani direkt 10 numara dönüyorum. 10 numarayla oynamamın sebebi şu arkadaşlar şuradan göstereyim. Bakın 10 numara benim istediğim şeyi vaat ediyor. Neyi vaat ediyor abi? Orada kanatlara açılan bir forvet gibi. Geriye de gelmiyor. Ben zaten şu 3 oyuncunun geriye gelmesini istemiyorum. Şu mezarlalarında hücum olduğuna bak. Ne bu mezarlalarda geriye geliyorlar. Hani şuralara kadar giriyorlar sonra geri geliyorlar. Buralara kadar geliyor. Hani mezarla zaten şu koridorda şu gösterdiğim koridor var ya. Orada mektup okuyan oyuncu. Neyse zaten size maç göstereceğim. Nasıl oynadığım takımın göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ileri arka beşli libero kaleci, iki tane pasör stoper ve iki tane sahte bekten oluşuyor. Neden sahte bek diye soracak olursanız arkadaşlar, şu mezaralar içeri girdiği için mezaralıların yerini şöyle dolduruyorlar. Ve gerektiği zaman da girip ortada açabiliyorlar. Yani şu bölgeyi benim bu sahte beklerim dolduruyor. Hani kaleciden başlayalım yavaştan. Nasıl oyun oynadığımızı anlatayım. Kaleciden başlayalım. Kalecide libero destek veriyorum. Kaleci libero kaleci destek. Herhangi bir şey seçilimi değil. Libero destek kaleci yapıyorum. Herhangi bir görev başka vermiyorum. Sahte beklere ise daha fazla markaj yap. Müdahalelerde sert ol özelliği var. Pres daha fazla pres yap var. Ve burada daha fazla hücum açık var. Daha fazla risk, az şut ve daha fazla dribling özelliği var arkadaşlar. İki tane sahte bekte de bu özellikler var. Pasör stoperlerde ise yine sıkı markaj müdahalelerde sert olun yanı sıra geniş alanda oyna ve şu ikisi. İkisinde de bu şekilde. Mezarlalar nasıl oynuyor peki? Mezarlalarda aynen sıkı markaj. Müdahalelerde sert oluyoruz. Karşı takımı yıpratmaya çalışıyoruz. Ve dribbling fazla az şut çekmek falan var. Bunlar var yani. Öteki mezarlamız da aynı şekilde. Ve gezgin oyun kurucu desteğimiz var. Bir de gezgin oyun kurucu da boş alanlara koşu yap. Müdahalelerde sert ol. Sıkı markaj yap. Daha az şut çek. Daha fazla dribbling yap. Yani şu üçü de bu aynı şekilde görevlendiriliyor. Gezgin oyun kurucunun bize şeyi ise avantajı ise oyunun yani şu bölgede, şu ileri bölgede kanatları çok açılmıyor ama yani arka tarafta topları süpüren oyuncu oluyor ve şu 1, 2, 3, 4, 5 kişi ve kendisiyle 6 şu sahte beklerin ileri çıktığını sayarsak toplam 8 kişiyle ne yapıyoruz? Atak yapmaya çalışıyoruz. Neyse. Gidelim 10 numaralara. 10 numaralar nasıl oynuyor abi? Bir markaj yap var. Burada müdahaleler sert ol yok. Bu oyuncu dar alan veya geniş alan karışmıyorum. Topla içeriye kat ediyor. Daha az şut çek var. Ve sık ortaya ve içeriği zorlayarak ortaya yap var. İkisinde de aynı. Peki yaratış forvetlerine ne var? Sıkı markaj yap. Müdahalelerde sert ol. Ve daha az şut çek. Daha fazla risk al ve dribbling fazla yap var. Mevkinden bağımsız oynayı seçmiyorum. Niçin seçmediğimi zaten birazdan verilere gelip gösterdiğimi göreceksiniz. Bu bütün takım aslında şuradaki oynayan oyuncuyu beslemeye çalışıyor. Ve şuradaki oyuncular da
ara sıra gol atıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani yani şu hücum yatan oyuncular da ara sıra şeye katkı yapıyorlar. Skora katkı yapıyorlar. Kadroya geldiğimiz zaman gol olarak seçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Mauro Icardi. Şöyle bakalım Icardi'ye. Raporlar, form. Nerede oynamış bu adam? Bu adam yaratıcı forvet oynamış. Yaratıcı forvet oynarken de gollerin hepsini orada atıyor. Bu adamı izleyenler var. Liverpool istiyor. Bu adam 30 maçta yedekten de oyuna 19 kere girmiş. 50 gol atıp 6 asist yapmış. Mbappe. Mbappe nerede oynamış genellikle? Bakalım form. Mbappe 10 numara ve yaratıcı forvet arasında çıkarmış ama daha fazla 10 numara oynamış. 10 numara 10 numara oynayıp da en fazla gole katkı yapan oyuncu da Mbappe 49 maçta 47 gol olmuş. Efsane. Peki Neymar nerede oynamış? Neymar'a bakalım hemen. Neymar yaratıcı forvet ve 10 numara oynamış ve 10 numara daha fazla oynamış. 10 numara oynayıp da yine fazla gol ve asist katkısı yapmış kendisi. Lionel Messi. Lionel Messi peki nerede oynamış arkadaşlar? Bakalım. Form. Kendisi full 10 numara oynamış ve zaten şöyle baktığımız zaman daha az maça çıkmış öteki oyunculara nazaran. Yani bir Mbappe kadar maça çıkmamış. Lionel Messi de ne yapmış bakalım tekrardan. Messi 10 gol 25 asist. Gollerde birazcık zayıf kalmış kendisi. Onun haricinde asist olarak bakacağımız zaman 25 asist Messi, 23 Neymar, Mbappe 15, Ander Herrera 12, Wijnaldum 12. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde. En çok şey olarak da hani ortalama puan olarak da zaten Messi açık ara önde. Peki ligde ne yapmış Paris? Şöyle bakalım lig kupaya. Zaten ligde şampiyon. Bakalım lig tablosu. İki mağlubiyeti var. Nantes ve Olympique Lyon'a. Bir beraberlik de Troyes'e var. Icardi 41 golle gol kralı. Mbappe ise 31 golle kendisini takip ediyor. Şöyle takıma genel bakış yapacağımız zaman ligde 140 gol. Yani mükemmel bir şey. Harika. Peki Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış bizim takımımız? Yarı finalde bir diğer takımımız olan United'a elenmiş. Gelelim United'a. Ha bu arada Fransa Kupası'nı kazanmış. Ondan sonra herhalde burada şey ne onun adı? Bir dakika. Süper Kupa gibi bir şey herhalde. 3 kupayla bitirmiş. Manchester'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Manchester. Şimdi Manchester onu gördünüz orayı da neyse. Bakın arkadaşlar. Efsane. Terminator iş başında. 57 maçta 91 gol 7 asist. Kim bu? Cristiano Ronaldo. Ronaldo 57 maçta 91 gol atmış arkadaşlar. 7 asist 98 yani. Yani 2 tane daha böyle asist yapsa, 2 tane daha gol atsa 57 maçta 100 gole katkı alacak neredeyse. Efsane. Şöyle baktığımız zaman Marcus Rashford 21 gol 20 asist. McTominay muhtemelen şey oynuyor. Buradan baktığımız zaman Mezalla oynamış muhtemelen. Aynen Mezalla oynamış. McTominay de efsane işler yapmış. 17 gol 15 asist. Greenwood 11 gol 8 asist. Paul Pogba 10 gol 21. Bruno Fernandes 10 gol 26. Jadon Sancho 10 gol 24. Asistler de böyle yani asistler olarak 20 ve yukarı asistten 1, 2, 3, 4 oyuncu var. 10 üzeri asist yapan ise toplam 6 oyuncu. Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5 oyuncu var. Yani yine yani Ronaldo silmiş süpürmüş ya. 91 golle efsane bir sezon geçirmiş. Peki Lig Kupa'ya bakacak olursak ne yapmışlar? Ligi şampiyonlukla bitirmiş. Liverpool'un 3 puan önünde şampiyonlukla bitirmişler. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşlar ve İngiltere Federasyon Kupası'nı FA Kupa kazanmışlar. 3 kupayla bitirmişler. Ronaldo ligde 61 gol, 38 maçta 61 gol. Şampiyonlar Ligi'nde 18 gol, Federasyon Kupası'nda 9 gol, Karabağ Kupası'nda 3 golü var. Yani her alanda rekor kırmış Ronaldo. Premier Lig'e bakalım toplam kaç gol atmış takım? Takım 125 gol atmış. 125 golün 61'i Ronaldo'dan gelmiş. Oyuncuya genel bakış yaptığımız zaman yani bakın 20-20 30 39 pardon 20-20 40 49 54 yani şu iki oyuncunun toplam attığı golden Vardy ve Lukaku'nun attığı golün toplamından daha fazla gol atmış. Ronaldo ligde 61 gol. Efsane bir şey. Şimdi
Bu arada maç başına 1.32 gol ortalaması efsane. Hazır Manchester United'e gelmişken şöyle fikstür diyelim arkadaşlar. Fikstürden şöyle Lille 7-0 geçmiş. Şuradan şu 4-0'lık finali bir sizinle ne yapalım? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Golleri seyret değil de kritik anlar yapacağız. Çünkü neden diye soracak olursanız hem de bir taktik nasıl işliyor onu görün diye. Sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a değineceğiz. Bir dakika. Şuradan önemli anlar zaten. Yönetmeni taş çizgisi yapalım. Daha iyi görün. Bir tık hızlı olsun. Oynat. Burada bir kart var herhalde. Sarı kart. Kırmızı kart. Ha. Bakın. Gosens kırmızı kart görmüş. O tabii oradan sonra maç koptu muhtemelen. Luke Shaw, Paul Pogba, Rashford. Burada bir kaptırma var. Cancelo, Gabriel Jesus, Sterling. Bir ara pas Bruyne kaleciyle karşı karşıya. De Gea. Bu da maçın kritik anlarından biri muhtemelen. De Gea'nın kurtarışı. De Bruyne ile korner kullanılıyor. Burada bir kontraya çıkacak herhalde takım. Yok. Rashford sürüyor topu. Yine bir top kaybı. Yani bu yapılmaması gereken şeyler yapılıyor burada. Sterling. Burada kaptırmıyor Sterling topu. Bernardo aman aman penaltı olabilirdi. Rashford'dan McTominay'e Ronaldo'ya atıyor ama Ronaldo yavaş kaldı. İkinci yarı Varane. Bruno Fernandes. Van Bissaka. Paul Pogba olmadı. Rashford. Çevirdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo attı golü. 1-0'ı 50'de yakalıyor. Varane, McTominay, Rashford'dan önce Cancelo, Varane, Rafael Varane, Mason Greenwood, bir uzun top, Ronaldo indirdi. Aman ne vurdu be. Ya bu şekilde arkadaşlar hani taktik bu şekilde oluyor. Hani daha böyle gerçekçi. Benim o 3 stoperli pardon 3 forveti taktiğe göre daha gerçekçi. Bu arada Pogba'nın şutunu Ederson mükemmel kurtarıyor ve boşa kalan topu Greenwood 2-0 yaparak skor katkısı sağlıyor. Yine Ronaldo topu kazandı. Bruno Fernandes. Ortası Paul Pogba'nın bir şutu. Karşı takım City. Tamam bir kişi eksik ama City yani. Rashford. Herhalde burada kontradan gol geliyor. Aman aman. Bütün herkesi geçmiş gol atmış. Mükemmel bir gol. Tabii bu ekstra bir gol. 3-0 dakika 73. McTominay. Ortası vurmuyorlar. Luke Shaw. Ortası Ronaldo çevirdi. Rashford aman aman çizgide çıkarttılar. Luke Shaw. Bruno Fernandes. Bir uzun top Ronaldo'nun önüne. Ronaldo bastı topa. Mason Greenwood mükemmel paslaşmalar ve Rashford. 85'te perde kapandı ve maç 4-0'a geldi. Bunun haricinde tabii ufak tefek pozisyonlar da oluyor ama daha fazla seyretmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye değil Fenerbahçe'ye gidelim. Sen orada hangi takıma gelirsek gelelim. Zaten ne yapacaksınız? Göreceksiniz kimin şampiyon olduğunu falan. Şöyle Fenerbahçe'ye gidelim. Hadi Beşiktaş varmış. Beşiktaş'a gelelim. Direkt kadro diyeceğim Beşiktaş'ta. Kadroda Miki Batshuayi 37 gol 7 asist yapmış. Yine bayağı iyi. Pjanic 18 gol 18 asist. Muhtemelen kendisi Mezalla. Aynen full Mezalla oynamış. İyi bir oyun sergilemiş. Larin 13-5. Hutchinson 13-11. Teixeira 12-23. Salih Uçan 11-11'e 7. Raşit Gezal 6'ya 13. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bir diğer takım olan Fenerbahçe'nin kadrosuna şöyle geldiğimiz zaman Mergin Berisha 29'a 4. İrfan Can Kahveci. Bu da Mezalla oynadı. Oynamış muhtemelen. Bakalım yine şöyle. Form. Aynen. Full Mezalla oynamış. 25-26 efsane işler. Efsane bir şey bu. Bu. Ener Valencia 13'e 3. Mert Yandaş. Hakan Mert Hakan Yandaş 13'e 8.
Tam hatta o takıma değil, o takıma değil, Mesut Özil çok aşağıda kalmış. 51 golde 51 maçta çok az bir skor katkısı vermiş. Ama onun haricinde bu şekilde Galatasaray'a bakacak olursak arkadaşlar. Taktiğe şöyle bakalım. Mustafa Muhammed 28 gol 3 asist. Alexander Sisal daha 13 gol 16 asist. Berkan Kutlu 11 gol 6 asist. Taylan 8'de 4. Talil Erçoğlu 7'ye 10. Bu şekilde gidiyor. Galatasaray'da şöyle farkındaysanız gollerde, asistlerde full dağılmış durumda. Lig'e kupaya bakalım şöyle. Galatasaray 3. tamamlıyor arkadaşlar. Lig 75 puanda. Antalyaspor'da onun hemen arkasında. Biliyorsunuz Antalyaspor'u Porto yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Porto'sunu yaratmaya çalışıyoruz. Antalyaspor çok iyi gelmiş buraya 75 puana. Harika. Galatasaray'ın Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye birer tane mağlubiyeti var. 26 avarajı var. Yani diğer iki takıma göre kadrosu biraz daha sıkıntılı Galatasaray'ın. Şu an Galatasaray'a peki şöyle bakacak olursak, lig kupa olarak bakacak olursak Avrupa Kupası'nın gruplarında eleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne zaten burada katılamıyor. Dost kupasında orayı geçelim. Grup etabında eleniyor. Peki şöyle bakalım, bir yarı finale gelen takım var mı? Yok. Çeyrek final oynayan takım var mı? Yok. İkinci eleme turu oynayan takım var mı? Bakalım. Bayern falan ne işi var lan burada Bayern'in? Şans işte. Burada yok. Birinci eleme turu oynayan takım var mı? Bakalım. Yok. Avrupa Kupası 2'ye bakacağım bir de. Belki orada bir şeyler vardır. Finalde yok. Yarı finalde yok. Çeyrek finalde var mı? Yok. İkinci eleme turunda var mı? Yok. Birinci eleme turu Fenerbahçe birinci eleme turunda. Burada Lyon'a elenmiş birinci eleme turunda. Burada başka söyleyecek bir şey yok açıkçası. Yani başka. Ne diyecektik? Yani lig kupaya şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Takımların genel bakışı yapacak olursak. Beşiktaş 102 gol atmış. Fener 92. Galatasaray 79. En az gol yiyen takım Antalyaspor'u Fenerbahçe olmuş. En fazla şut çeken takım bizim 3 takım. 600'lerde kalmışlar. Tabii Beşiktaş 700'e yaklaş. Fenerbahçe'de keza öyle. Galatasaray biraz düşük bu konuda. Başka da bakacak bir şey yok arkadaşlar. Gol kralı Miki Batshuayi oluyor. Ve Galatasaray'dan Mustafa Muhammed 3. sırada. İrfan Can Kahveci asist kralı. Alex Şekeriya ve Mihanić onları takip ediyorlar. Bu taktiği arkadaşlar alt tarafta link koydum, oradan indirebilirsiniz. Ya yani şöyle söyleyeyim, ileri hattınız iyi olmalı. Bu taktiği kullanmak istiyorsanız ileri hattınız iyi olmalı. Ama taktik işe yarıyor yani, öyle söyleyeyim. Takım oturduğu zaman işe yarıyor. Yani işe yaramasa Fenerbahçe ve Beşiktaş 85'er puan, 80 küsur, 80 küsur puan toplayamazlar. Tamam, ligin en iyi kadroları falan filan diyoruz ama atıyorum ilk takımla veya başka bir atıyorum Türkiye Ligi'nden ilk takımla girdiğiniz zaman ya da Türkiye Ligi'nden bir takım almadığınız zaman, Türkiye Ligi'ni takip ettiğiniz zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta böyle performans göremiyorsunuz yani. Trabzon açık ara şampiyon oluyor böyle durumlarda. Neyse arkadaşlar, çok fazla lafı uzatmayalım. Video burada bitiyor. Kendinize çok dikkat edin. Ben her cuma olduğu gibi hafta cuma güzel bir taktik video söylemesini karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Size iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.